yersem ben doyarım. Tadımlık alabilirsiniz. Ama öyle olmuyor işte. Daha mı küçük olmalıydı? Tabii ki daha küçük. Bu ne? Allah aşkına. Zeynep Hanım yarısını yiyin bırakın siz de. Yani evet hepsini yemek zorundasınız. Hayır yorum yapmak için değil. Siz hepsini yiyebilir misiniz? Yani yemek burası zorunda yarışma, değilim ki ama. Burası yemek yarışma programı ya. Yaptığı porsiyonlama ya da yaptığı krebin boyutu daha küçük, daha minimal olup daha kibar durabilirdi tabakta. Haksız mıyım? Ama olabilir de bunu bitirmek zorunda değilsiniz. Tamam evet. Ama önüme gelen tabak bu. Ben şu anda gelen tabağı yorumluyorum. Bitirmek zorunda değilsiniz. Evet. Tamam ben bitirmek zorunda değilim. Yani, porsiyon zaten. Olarak diyor. Porsiyonlama da yanlışlık var. Diyor. Tabii katılan var mı buna bilmiyorum. Zeynep Hanım, alttan bir yerlerden sağdan soldan puan kıracak bir şeyi aramayın. Artık, ben? Artık önemli olan lezzeti değil mi? Numaralarınızı herkes anladı. Ya hani hadi ya. Birinci olmaya oynuyorsunuz tamam. Göreceğiz. Puanınız da yüksek okey. Ama artık insanların emeklerine bu şekilde davranmaktan vazgeçin. Emekleriyle ne alakası var? Ben verdiği emeğe kimsenin saygısızlıkla yaptığım yok ayrıca. Ama kimseden yani, uç noktalarda puanlama da yapmadım. Bunu bir daha söylerseniz ters tepki vereceğim size. Yani istediğiniz tepkiyi verebilirsiniz bana karşı. Bununla hiç problem yok ama burada her şeyde bir şey aramaktan, puan kıracak, kendinizi garantiye almaya çalışmaktan vazgeçin ve adaletli olun. Bravo. Adaletli. Ben adaletliyim. Bravo. İlk adaletli söylediğim misin? Güne evet. Geldik. Ben adaletliyim. Yeterince. Gördük. Bravo. Sizin adaletinizi ben gördük. İlk gün masaya oturduğumda Zeynep Hanım'a 5 puan verdiğimde bile beni yorumladınız. Ben korksaydım eğer 5 puan vermezdim. Benim puan 5'ti yani ben, öyle mi? Evet 5'likti. Ben ilk gün Zeynep Hanım'a da söyledim zaten. Değildi. Ben kendisine peki. Gerekeni söyledim. Evet Kübra gel bu sefer seninle başlayalım ara yemek yorumlarına. Ben patlıcan sarma galiba değil mi? Evet dereotlu patlıcan sarma. Dereotlu patlıcan sarmasını gerçekten beğendim güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ama hani bu bana biraz basit geldi ve yani kuru geldi bu hani yani şey. Üstüne kaşar peyniri atabilirdim ya da beşamel sos aynen. Koyabilirdim. Evet doğru söylüyorsunuz yapmanız ama. Yapmanız gerekiyordu zaten. Evet evet. Hı-hı. Ama şimdi ama zamanınız yetmeyeceği için yapamadınız. Şimdi şöyle bir durum var. Hayır zamanlıkla bir alakası tabii, yok. Tabii doğru haklısınız. Ben bunu zaten ilk defa yapmıyorum. Çünkü üfleyerek oluyor onlar. Gördüğümde bir önce YouTube'dan izlemiştim. İsteyen kaşar peynirli yapabiliyor, isteyen sade yapabiliyor. İsteyen de beşamel soslu yapabiliyor. Ben sadeden yana olmuyorum. İsteyen basite kaçırıyor. Çok kupkuru olup vermiş. Basitle alakası yok. Sizin ana yemeği araya sıcaklığınız da çok basitti. Benimki ama bitti. Basit diyemezsiniz. Zuhal Hanım. Ya en azından şuna bakabilirsiniz. Etin pişmişliğine ve krebin pişmişliğine de bakabilirsiniz. Benimki bitti. Bitti. Bugün neredeyiz? Bugün sizin masanızdayız. Peki. Efe bir şey. Ne oldu? Ben bu tavuğu nasıl yiyeyim? Bu sizi mi doğradınız? Tavuk biraz kuru evet. Bu tavuk biraz mı? Bakın biraz mı? Siz tarifi Metin Bey'den mi aldınız? Hayır aynen kuru. Benimkiyle aynı mı? Efe Bey? Bu tavuk hayır sizin kadar kuru azından olamaz ama bu tavuk bembeyaz ve hiçbir sos yok, bir şey yok. Bunun içinde beşamel sosu nerede? Tamam, ben üstünde kaşarı nerede? Ediyorum. İnsanlar o yemeği yaparken onu niye koyuyorlar? Şekil olsun diye değil. Tadını yumuşatsın diye, ıslatsın diye. Zaten bu yağsız bir et. Ben böyle yapmak istiyorum. Yani siz hiç hayatınızda marinasyon, ne bileyim işte tavuk göğsü nasıl kullanılır? Ben hangi, onların hepsini biliyorum. Hangi yemekte hangi et kullanılır bilmiyorsunuz bu benim, bunları. Ben bunları İnsanların biliyorum. Yemek bilgisine laf etmeyin. Ben bunları kendiniz biliyorum. Önce güzel bir yemek yapın. Ben güzel yemek yaptığımı düşünüyorum ve arkasındayım. Siz bence, kendiniz... Bence Metin Bey dediğim gibi yine önümde durun. İsra dinleyelim yorumları. Yine önümde durun. Metin Bey ile beraber yemekleriniz önünde durun. Kupkuru tavuklarınızı arkanıza saklayın ve kaçın. Bravo. Bu böyle bir tavuk olamaz. Evet. Evet patlıcan nasıl? Elinize sağlık beğendim. Teşekkür ederim. Patlıcanı beğenmiş. Zeynep sende nedir? Zuhal Hanım patlıcan inanılmaz yağ çekmiş. Yağlı duruyor. İçindeki sosun koyduğumuz şey. O kadar daha, da evet, değil yani. Evet Zuhal Hanım daha peçetede yağ çekebilirdi. Yenilmeyecek bir durumda mı? Hayır evet yenilecek durumda. Ben güzel, şu anda patlıcan güzel. İçindeki koyduğunuz şey neyse o evet süzme onun. Süzme yoğurt galiba. Süzme yoğurt. Yaptığınız şey sos otur. Güzel. İçindeki evet, sosu güzel. Onu beğendim. Evet. Normalde krebin şeyle sarımsaklı yapacaktım. Sarımsak çok ağır basınçlı vermek istemediğim için sade yapmak. Teşekkürler. Istedim. Şey değil. Yani içindeki sosunu beğendim. Üstündeki patlıcanlar biraz daha peçeteyle yağını çekebilirmiş yani. Hani bir tık daha durabilirmiş peçetenin ya içinde. Özür dilerim. Tavuklarınız çok büyük. Yani boyutları çok büyük kesilmiş. Sanırım zaman siz mi doğradınız? Yok ben doğramadım. Doğranmış keşke aldım. Ben kuşbaşı şeklinde istemiştim ama. Doğranmış keşke aldınız. Üstünden geçseydiniz. Doğranmış aldınız. Doğranmış aldım. Bana o kadar ben yorum yapın. Zaten. Ya hayır bana ya ben bana o zaman yorum yapmayın ya. Ya ben yanlış bir şey mi konuşuyorum? Ben kıymaya hayır. Siz niye çekmediniz diye Efe Bey dün. Ben kabul ediyorum. İyi de bana niye yorum yapıyorsunuz? Ben doğranmış alıyorum diye bana niye yorum yapıyorsunuz? Burada ben de mi yorum yaptım doğranmış şu an kimin diye? Masasındayız ya Esra Hanım? Ben kime konuşayım? Bu yemekleri o kim yaptı? O zaman kendi yemeğinize kıyaslamayacaksınız buradaysanız. Hayır bakın bana yorum yapıyorsunuz. Aynısını siz niye yapıyorsunuz? Yorumunuz bitti mi? Ben yorumlamadım ki daha. Ben krebin boyutunu da çok büyük buldum. Altında kalan o parça şeyi çok kötü yani görüntü olarak kötü duruyor. Şimdi?
ve tabağınız üstündeki, bakın tabak, ben hani bunu bir davet masasında olmaması lazım. Daha küçük servis tabaklarından kullanmanız gerekiyordu tabakta. Şey, tabaklama da kötü olmuş. İçindeki et hiçbir şekilde kupkuru, yani arkadaşların söylediklerine katılıyorum. Yenilmeyecek bir durumda mı değil, ama bir sürü, yani yorum yapabilecek bir sürü şey var şu tabakta. Metin, sen de yorumlarını dinleyeyim. Bu arada tabakta ne var anlamadım. Şu şey var ya şu, hani. Sizinki oynuyor, benimki oynamıyor. Tabak. Ben benim tabağımdan bahsediyorum, sizin söyle, tabağınızdan. Söyle, dediğime geldiniz yine. Yani yok o ne böyle, diyeyim? Yok şu olmuyor böyle, yok tabak. Ama oluyor. Böyle, yok bu. Ya olsun. Şu an ya, rahatsız olmuyor musun? O zaman bu ben oluyorum, yapma istersen. İşte onun için söylüyorum. Poşetten puan kır, buradan puan kır. Poşet mi yiyeceksin, tabak mı yiyeceksin, yemek mi yiyeceksin? Siz poşet, önünüzdeki yemeğinize bakın. Benim yorumlarıma katılmayın, olur yok, mu? Yok, ben sizin yorumlarınıza katılıyorum çünkü sizin... Söylediklerimde haksız mıyım? Haksızsınız. Tamam. Ben yorumlayabilir miyim? Metine geç sıra. Patlıcan güzel. Evet. Elinize sağlık. Eline sağlık, gayet güzel olmuş. Bu yapmış olduğunuz çok boş geldi. Çok kuru geldi. O yüzden tavuklar da olmamış. Efe Bey'e katılıyorum bu konuda. Kaşar, bir sos, bir şey beşamel, olsaydı... Bir şey beşamelsiz olurdu ama yok, evet. Boş bu. Beşamelsiz nasıl yaptın iyi. Anlamadım ben. Niye yaptın, beşamel yapmadın? Ya dediğim gibi ben bunu izlediğimdeki yaptığımda... Ya isteyen beşamel, isteyen kaşarlı, isteyen... Daha güzel olmaz mı? Kuru, kupkuru bembeyaz bir aslında tavuk. Içi, içinde hiçbir şey yok. Böyle krebin tavuğu bu boyutta olmaz. Krep böyle olmaz. Ben daha keserken dağıldı. Ayrıca doğru söylüyor. Porsiyonlama bir yemekte tabaklama önemli. Niye önemsiz olsun Efe? Yanlış bir yorum yapıyorsun. Olur mu? Bunun hadi bu tabağa koydun. O zaman bu kadar büyük yapmasaydın. Daha küçücük minik tabak. Kocaman krep dağıldı. Yerken de zorlandık. Normalde içi dediğim gibi eline ıspatlı. Sağlık. Yani tavuklu krep o kupkuruydu. Patlıcan sarmasını beğendiğimi söyledim ama kupkuru bir şeydi. Beğenmedim tavuklu krebi de. Tavuklu krep yediğim en kötü şeydi hayatta. İçinde bembeyaz koca koca tavuklar, kupkuru. Yani Metin Bey'in tavuğundan daha kuru değildi ama beşamel sos yok, eritilmiş kaşar yok veya ne bileyim üstüne bir kaşar rendelememiş. Kötüydü, beğenmedim. Ana yemeğin neydi? Patates püreli tas kebabı. Patates püreli tas kebabı. Bildiğimiz tas kebabı. Tavuk sote diyecek diye aklım çıktı Zuhal Hanım. Söylüyorlar yani, size önceden. Yani yerinden oynayacaktım. Menüyü duydunuz ama. Yok yok, çok standart. Zaten ben Esra Hanım'ın tamamen yemek yapamayacağını hep söyledim. Yorumlarından anlaşılıyor. Hep söyledim, yapamıyormuştum. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim ya. Bu buyurun. Gömlek kimi gömleği? Gömlek ceket. Ceket. Kimin ceketi? Benim moda ceketi. Moda tasarımcı gömlek birazcık ayırt edemiyor. Büyük yani sana. Çok evet, büyük. Hayır. Gömlek olarak da kullanılır ya. Moda tasarımcı olarak gömlek yerine ceket demesi gerekiyor. Bu ceket kimin ceketi? Benim ceketi. Gömlek de diyorum, ceket de diyorum. Ama şimdi sen moda ile ilgileniyorsun, bilmiyor musun? Şimdi oversize'lar, geniş omuzlar çok moda. Oversize moda zaten hayır, şu an. Yine minicik kalmış. Bu abartı. Bu çok 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 bu. Yok, kendisi ufak tefek olduğu için. İşte kendisi böyle çok ya, bu modacı yani. Bu ceketler, vatkalı ceketler moda, çok moda. Evet moda ama yani insanın şeyine de göre giyinmesi gerekiyor. Olmamış yani, onun üstünde durmamış, taşıyamamış. Öyle bence taşıdığımı düşünüyorum. Yok, diğer türlü taşıyorsunuz ama omuzlarınızda vatkalı inanılmaz zaten zıt durmuş. Zaten bu ceket vatkalı. Vatkalı değil demiyorum. Size yani porsiyonunuza uymamış o ceket. Teşekkür ederim. Rica neyine ederim. Neyine uymamış Zeynep Hanım? Porsiyonuna. Porsiyonuna mı? Evet, kendi porsiyonuna, yemek porsiyonuna uymamış. Porsiyon mu? Kendi, yemek... Hiç duymamış mıydınız daha önce? Proporsiyon. Proporsiyonuna uymamış. Evet, gerçekten. Evet, aa, proporsiyon. Gerçekten. Siz porsiyon diyorsun ya deminden beri. Evet, proporsiyonla porsiyon arasında ne fark var? Çok fark var. Peki neden düzelttiniz beni? Demek ki anlamışsınız değil mi? Evet, size doğrusunu öğretmek istiyorum. Ben proporsiyon çevirmeniz demek ki anladınız, beni düzelttiniz. Yok, hayır, ben önce proporsiyon dedim. Gayet iyi anlıyorsunuz da beni bozmaya çalışıyorsunuz. Ben onun yemekleri, onun kıyafeti olduğu için onu yorumlayacağız. Sizi yorumlamayacağım bugün. Yok, beni lütfen zaten, bana karışmayın. Beni zaten yorumlayacak herhangi bir şeyiniz yok. Bana karışmayın. Benim konusunda bana karışmayın. Karar veremezsiniz. Gömmeyeyim sizi. Karışmayın. Gömermezsiniz zaten. Allah gömseydiniz Allah. Günlerdir gömerdiniz. Lütfen Zeynep oturma yemeğinizi yiyin. Zeynep Hanım, tırnaklarınıza bakabilir miyim bir? Evet, tırnaklarınızı kesmişsiniz. Herhalde dün biraz daha uzundu, böyle bana saldırdınız ya. Bugün de kesmişsiniz tırnaklarınızı. Dün sadece ben mi saldırdım size? Saldırdınız, siz daha fazla saldırdınız. Ben saldırmadım sadece. Tabii kendi günün geçti, elini yıkadın, evet, kenara oturdun. Evet. Böyle bir güzel kenara oturdun. Herkese yok Metin öyle, yok Efe öyle, yok Kübra böyle, yok Esra öyle. Devam et. Ne de olsa. Hep bu. Çok haklısın. Zeynep. Evet, çok haklısın. Kafiyeli oldu bu arada. Masada çok yemek haklısın. Var mıydı dün? Vardı. Ne vardı? Ben kimin dışında var? Masada yemek yoksa siz neyin tadına baktınız? Siz neyin mecbur tadına bakarak? Mecbur kaldığım için baktım. Ben mecbur size kaç puan verdim? Sonuçta, kaç puan sonuçta verdim? Sonuçta vermek zorundasın. Kaç puan verdin? 2 puan verdiniz. 2 puan evet, verdim. İki bravo, puan çok verdim. İyi takipsiniz. 3 puan verdim ben size. 2 puan verdiniz. Siz niye bana 2 verdi? Nasıl 2 verdi? 4 puandı, 2 verdi işte kendinden. Bakın, vermedim Zuhal Hanım, 3 verdi. 3 verdi olsun. 3 puan vermedi.
2 puan yok yani, yani sıfır. Yani sıfır verdi. 3'ten başlıyoruz, 3 verdi. Sıfır mı verdi? Evet, sıfır verdi. Günaydın. Günaydın. 4 puanı kim? 4 puanı Efe Bey. Evet, ben verdim. Efe Bey de 4 puan size veriyor, 4 tamam, puan bana veriyor. Şaşırmanız çok normal. Çünkü adaletiniz de, o kadar. Hayır, ikisinin de masasında yenilebilecek bir yemek yoktu. Ya, sizin ya de yoktu. Öyle bir şey, öyle şey söyle. Hayır, bakın Efe, bana gerçekten konuş. Bu konuda Zeynep, bana... Gerçekten Metin'in yani, yemekleriyle... Kübra'nınkiler aynı mıydı? Hayır, değildi Zuhal'ın ama ben... Nerede o farkı göremedik senin puanında? O fark burada, şöyle söyleyeyim. Kübra Hanım'ın salatasında ben 1 puan verdim. Metin Bey'in de... Ama onu ikiye verip 1 puan verdim. Ben ikisini... Ya. Ben şimdi... O zaman en azından 5 verseydim. Ben Metin Bey'in beğendiğim yemeği sadece üzerindeki kabak cipsiydi. Biri. Diğeri de hangisiydi? Çerkez tavuğu. Çerkez tavuğunu... İkisini beğendim, yarımşar puan verdim. Salatayı beğenmiş. Salatayı mı beğendim? Haşlanmış sebze... Yok, bir saniye konuşabilirim. Kübra Hanım'ın menüsüyle, Metin Bey'in menüsü arasında yani hiçbir puan yoktu diyemezsiniz. Yani burada adaletsiz olan sizsiniz işte. Ben adaletsiz arasında değilim. Arasında muhakkak ben... en azından bir puan olması gerekiyordu. Şimdi 8 çeşit menü koydu önümüze. Ben tam puan versem 11 puan mı vereceğim? Bir de bana adaletsizin kitabını yazın. 11 puan mı vereceğim? Efe, şöyle sorayım o zaman. Evet. Eğer geriye dönme şansın olsaydı ve dün Kübra'nın yemeklerini yedikten sonra Metin'e tekrar bugün o yemeklerine 4 verir miydin? Verirdim. Gene mi 4 Gene 4 Ama verirdim. Burada adalet nerede? Çünkü adalet size anlatayım mı Metin Bey? Şimdi siz ara sıcakta önümüze 3 tane çeşit yemek koydunuz. Evet. Ben sadece birine puan verdim. 3 çeşit ara sıcak yemeğe koysaydınız ben sadece üstteki bir kabak cipse 1 puan verir miyim? Veremem. Bulguru da beğendim dediniz. Evet, yarım puan da ona salatayı verdim. Salatayı da beğendim. Salatayı beğendim demedim. Çok haklı adalet şeyi. Ben konuşuyorum. Sadece bulgura yarım puan. Çünkü bir yemeğin parçası o. Bir yemek bütün olarak değerlendirilir. Böyle mi yorumladınız? Ben yemeğin parçası olarak yarım puan verdim. Kübra'nın menüsü var mıydı ya? Arkadaşlar, ben birbirini göremedim.